Dün majör Avrupa endekslerinde alımlar görülürken, satıcılı başlayan Amerika endekslerinde FED sonrası alıma dönen kuvvetli kapanışlar izledik. Omikron varyantıyla beraber COVID-19 vakalarında özellikle Avrupa'da ve İngiltere'de 78 bin vakayla rekor artış görülmesiyle beraber ölümlerde artış olması, risk iştahında düşüşe ve volatiliteye sebep olmaya devam ediyor. Virüs haberlerine ek olarak günün en önemli konusu, Fed'in beklenti dahilinde açıklanan faiz kararı oldu. Özellikle son dönemde enflasyondaki hızlı yükselişle beraber enflasyona yönelik geçici söyleminden uzaklaşılması bekleniyordu ve öyle de oldu. Arz taraf dengesizlikleri enflasyonu tetiklemeye devam ediyor. Tahvil alımları azaltım tapering süreci ise hızlandırılarak 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarıldı ve aylık 60 milyar dolarlık tahvil alımı Ocak ayından itibaren devam edecek. Fed medyan tahminlerine göre 2022 yılında 3 kez ve 2023 yılında 3 kez faiz artırımı bekleniyor. Amerika tarafında ekonomik veri olarak MBA mortgage başvuruları %4 geriledi. Perakende satışlar aylık %0.8 artış beklentisinin altında %0.3 olarak gerçekleşti. S&P 500 endeksinde defansif sektörler, altyapı, sağlık ve teknoloji en iyi performans sergileyen sektörler olurken enerji en çok kaybettiren sektör oldu. Son 5 günlük hacim değişiminde %30'a yakın artış gözlemlendi. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın %3.9 üzerinde gerçekleşti. Omikron varyantı etkisiyle zayıf seyreden hava yolları, kapanışa doğru gelen alımlarla değer kazandı. Volatilite endeksi VIX de %12.97 gerileyerek 19.09'a ulaştı. Avrupa tarafında da omikron varyantı ve covid vakalarındaki artışa rağmen kısıtlamaların işe yaraması beklentisiyle alım yönlü endeks hareketleri izlendi. Yatırımcı imserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 10 günlük ortalamanın yaklaşık %10 altında gerçekleşti. DAX endeksi %0.15'e yakın primle pozitif alanda kapanırken teknoloji ve altyapı hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekti. Temel tüketim sektörü ise en fazla değer kaybeden sektör konumundaydı. Endekste yer alan 17 hisse değer kazanırken 13 hisse de değer kaybetti. Bugün haftalık işsizlik başvuruları, devam eden başvurular, konut başlangıçları, endüstriyel üretim, Kapasite kullanımı, market üretim PMI verileri açıklanacak. Amerika tarafında gerçekleştirilen faiz açıklamaları ve Powell'ın yorumlarının beklendiği kadar şahin çıkmaması ve faiz artışına tam istihdam şartının eklenmesiyle açıklamaya ilk tepki olarak 96.90 seviyesini test eden dolar endeksi sonrasında gerileyerek %0.22 kayıpla 96.36 düzeyinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerine baktığımızda, güvenli liman olarak görülen yen karşısında %0.26 oranında değerlenen dolar, Norveç kronu karşısında %1.11, Avustralya doları karşısında ise %0.96 oranında değer kaybetti. Euro dolar paritesi ise gün içerisinde en düşük 1.1222 seviyesini test ederken gün sonunda %0.28 değerli şekilde 1.129 düzeyinden fiyatlandı. Sterling dolar paritesi en düşük 1.3231 seviyesini test etmesinin ardından %0.23 primlenerek 1.3262'den alıcı buldu. Açıklamalara ilk tepki olarak 1.755 dolar seviyesinin altına düşen spot altın, sonrasında enflasyon vurgularıyla %0.45 oranında yükselerek 1.778 dolar civarında işlem gördü. Gün içerisinde test ettiği en yüksek seviye ise 1.780 dolar oldu. Altına kıyasla daha belirgin bir hareket sergileyen spot gümüş ise %0.64 oranında değerlenerek 22.08 dolar düzeyinden fiyatlandı. FED toplantısı sonrası Amerikan 10 yıllık tahviller %1.46 seviyesinden işlem gördü. İngiltere 10 yıllıkları %0.731 seviyesinden işlem görürken, Almanya 10 yıllıkları %-0.367, Fransa 10 yıllıkları %-0.018, İtalya 10 yıllıkları ise %0.916'dan işlem görüyor. Gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türk hazinesi Eurobondları yatay negatif alıcılığı seyretti. 5 yıllık vade getirisi %6.93, 10 yıllık vadeli kıymet getirisi %7.30, uzun vadeli kıymet getirisi ise %7.65 seviyesinden işlem görmekte. 5 yıllık risk primi ise 524 seviyesinden kote edildi. Şirket tarafı da hazine Eurobondları ile paralel yatay işlem gördü. Lokal tarafta kısa ve orta vadeli sermaye benzeri kıymetlerin alımı devam ediyor. Uzun tarafta ise artan yabancı arzına rağmen hacimlerin azalması nedeniyle yeterli talep bulunmuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.